Ayşegül teyze merhaba. Benim adım Irmak. 12 yaşındayım. Başvurumu kabul eder misiniz bilmiyorum ama ben annemle babamın barışmasını istiyorum. Annem, ablamla ben uzun bir süredir dedemlerin evinde kalıyoruz ve durumlar biraz kötü. Ya lütfen bana yardım edin ve annemle babamın barışmasını sağlayın. Annem babamdan 8 yıl önce boşanmış ama ben inanıyorum ki hala birbirlerini çok seviyorlar. Ben annemle babamın barışmasını istiyorum Ayşegül teyze. Birbirlerini hala çok seviyorlar, birbirlerine aşıklar. Bunu biliyorum. Babanı ne zamandır görmüyorsun? Pek hatırlayamıyorum. Aramıyor mu baban sizi? Hayır. Murat Bey, sizi programımıza davet etmek istiyoruz. Mümkün mü? Tamam Ayşegül Hanım, gelmeye çalışacağım. Murat Bey ile barışmak ister misiniz? Irmak'cığım, biz biraz annenle yalnız konuşsak. Olur. Murat Bey'in buraya gelmesini istemiyorsunuz. Yok, kesinlikle istemiyorum. Kızınız yani öyle bir tablo çizdi ki bana... Kızımdan her şeyi sakladım ben. Neden? Bana hayatı zindan etti. Baba şiddetinden kaçmak için bu adamla evlendim. Ve ben hamileyken çok şiddete maruz kaldım. Yalnız Irmak bizi duymasın. Tamam. Çünkü hiçbir şeyden haberi yok. Nasıl dayandınız Nuray Hanım ya? Neler çektim diye Allah bilir, ben bilirim. Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Ey insan, Kaf Dağı kadar yüksek olsan da küçücük bir kefene sığacak kadar sen de küçüksün. Unutma, üzdüğün kadar üzülürsün. Şimdi sizi Irmak'la tanıştıracağım. Hatırlar mısınız bilmiyorum, geçtiğimiz bölümlerde Poyraz başvurmuştu bize, annesiyle babasını barıştırmıştık. Annem ve babamı barıştırmanızı istiyorum. Öte hafta içi annemde, hafta sonu babamda kalıyorum. Ben bu durumdan hiç mutlu değilim. Her şey senle, hayaller güzel senle, 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 hep senle. İnşallah Irmak'ın da annesiyle babasını yan yana getirebiliriz. Gelin sizi Irmak'la tanıştırayım. Irmak. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum Ayşegül teyze. Irmak, programımıza başvurdun. Neden, kimden bir şans istiyorsun? Anlat bir de seyircilerimiz duysun. Şöyle, ben annemle babamın barışmasını istiyorum Ayşegül teyze. Bu yüzden sizin yardımınızı istiyorum. Sizden bir şans istiyorum. Yani birbirlerini hala çok seviyorlar. Birbirlerine aşıklar. Bunu biliyorum, inanıyorum. Ama sizin de yardımınız lazım. Bu yüzden sizin programınıza başvurdum. Hem şimdilik dedemin evinde kaldığımız için orada da hiç rahat hissetmiyorum. Sen programa yalnız mı başvurdun Irmak? Evet, yalnız başvurdum. Buraya kiminle geldin? Buraya karşı komşumuz Ebru abla var. Ablamın da yakın arkadaşı. Onunla geldim. Tabii bir tek ona söyledim yani. Ablama da sürpriz olsun istiyorum. Kaç yaşındasın Irmak? 12 yaşındayım. 12 yaşındasın. Annenin babanın tekrar bir araya gelmesini istiyorsun. Evet. Ne zamandır ayrı annen baban? Annemle babam bir 8 yıl olmuştu sanırım. Tam hatırlayamıyorum ama. 8 yıl oldu. Evet.
Kiminle birlikte yaşıyorsunuz Irmak? Dedemle beraber yaşıyoruz. Dedem, anneannem, annem, ablam ve ben hepimiz beraber yaşıyoruz. Irmak, okula gidiyorsun. Evet. Seviyor musun okulunu? Çok seviyorum. Nasıl gidiyor dersler? Güzel gidiyor, iyi. Tabii şimdi online her şey değil mi, evet. Yani hani pandemi sebebiyle? Online eğitimde. Takip edebiliyorsun ama. Evet. Katılıyorsun derslerine. Katılıyorum. Ne yapmak istiyorsun ileride, bir düşüncen var mı? Hani şöyle bir şey, yani ne bileyim, hani öğretmen olmak istiyorum, ne bileyim doktor olmak istiyorum, eczacı olmak istiyorum falan gibi bir şeyin var mı? İleride yazar olmak istiyorum. Öğretmen yazar olmak istiyorsun. Evet. Çok güzel. Yazmak zor ama. Ama çok güzel. Ama ben seviyorum. Yazıyor musun bir şeyler? Aslında şimdiden pek yazmıyorum ama kafamda kuruyorum, öyle söyleyelim. Ya kafamda onları düşünüyorum. Onları nasıl desem, kafanda ayırıyorum. Kurduğun şeyleri aslında böyle yavaş yavaş kağıda dökmeye başlasan daha güzel olmaz mı? Evet. Babanı ne zamandır görmüyorsun Irmak? Babamı pek hatırlayamıyorum. Biraz oldu ama birkaç kere görüşmüştük. Şu an işleri yoğun olduğu için çok görüşmüyoruz. Hani telefonla falan da mı görüşmüyorsunuz hiç? Hayır. Aramıyor mu baban sizi? Hayır. Annen ne iş yapıyor bak? Annem çalışmıyor. Anneannemle evde oturuyorlar. Ya da bulaşık yıkıyorlar. Çamaşır yıkıyorlar öyle. Bir tek ablam çalışmıştı bir aralar ama şimdi okul olduğu için o da çalışamıyor. Zamanı olmuyor. Peki neyle geçiniyorsunuz? Dedenin maaşı mı var, baban mı yardım ediyor, nasıl oluyor? Dedem çalışıyor, dedemin maaşıyla geçiniyoruz. Peki baban ne iş yapıyor? Babam şu an turizm sektöründe ya da araç kiralama sektöründe, evet, filosu vardı. Orada çalışıyor. Ama eskiden birçok işi olmuş. Mesela film sektöründe çalışmış, belki sizi bile tanıyordur. Öyle mi? Evet, belki de siz onu. Yani bilemiyorum ama. Film sektöründe çalışmış. Olabilir, doğru. Olabilir. Hangi alanda çalıştığını bilmiyorsun tabii. Peki annenin ya da babanın bir araya gelmek gibi, yani birbirleriyle yan yana gelmek gibi bir istekleri var mı? Bunu sen biliyor musun? Aslında İsterler mi bunu yani? Bence isterler. Çünkü birbirlerini çok seviyorlar. Yani bunu biliyorum. Ayrıca çok güzel bir aşk hikayeleri var. Bu yüzden isteyeceklerini biliyorum. Ablan okuyor dedin galiba, değil mi? Evet, bir ara ablam çalışmıştı dedin ama şimdi okuyor. Evet, lise son sınıf öğrencisi. Ben de ortaokul 8. sınıftayım. Öyle. Güzel bir aşk hikayeleri var dedin. Kimden dinledin bu aşk hikayesini, annenden mi? Hayır, aslında tam olarak değil. Yani annem pek bir şey söylemiyor ama ben öyle olduğunu düşünüyorum. Peki şimdiye kadar neden bir araya gelmek istemediler? Ya da bir araya gelmek istediler de gelemediler mi? Ne oldu? Ne oldu da sen bize başvurdun? Ben... Ya onlar bir araya gelmek istedi mi daha evvel? Biliyor musun bunu hiç? Bunu aslında ya bilmiyorum, pek emin değilim. Ama içlerinde bir arzu vardır, bir istek vardır diye düşündüm. Evet, onları sürpriz yapmak istedim böylece. Yani sen onları yan yana görmek istiyorsun. Evet. Anneyle, babayla oturmak istiyorsun artık. Evet. Ben şimdi gideceğim, anneni ve babanı arayacağım. Tamam. Programımıza davet edeceğim. Tamam. İnşallah senin yanına getiririm, yan yana gelirler ve kavuşursunuz diyeyim, ne diyeyim? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, güzel kız. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Tamam, canım. Nuray Hanım'ı arayacağız. İnşallah yeni bir barıştırmayla daha karşı karşıya kalırız. Efendim? Nuray Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, buyurun. Nuray Hanım merhabalar. Ben bir televizyon programından arıyorum sizi. Bir Şansım Olsa programından. Ayşegül Günay, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
Çok teşekkürler. Nuray Hanımcığım, şimdi bizim formatımız gereği aslında benim sizi aracımıza, bir şansım olsa aracına davet etmem gerekiyordu. Fakat bizim yanımızda sizin küçük kızınız var, Irmak var. Kızınızın... Küçük kızım mı? Evet, evet. Neden orada? Kızımla ilgili bir sıkıntı yok değil mi? Hayır, hayır, hiçbir sıkıntı yok, merak etmeyin. Kızınız programımıza başvurdu, yanımızda ve emin ellerde. Anladım. Bizim bir aracımız var sizin evinizin önünde. Arzu ederseniz araca binin ve araç sizi benim olduğum yere getirsin. Bir saniye. Evet, aracı gördüm. Evet, siyah bir midibüs. Tamam, evet. Gelebilir misiniz hanımefendi? Tamam, geliyorum. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Rica bekliyoruz ederim. Nuray Hanım, sağ olun. İyi günler. Haliyle merak etti, kızıma bir şey mi oldu? İlk soru o. Aslında böyle bir şeylerden emin olmadan, hani sizi şuraya çağırıyorlar. Bizi küçükken bile tembihlerlerdi işte. Annen şuraya çağırıyor, baban şuraya çağırıyor. Git hemen. Tabii yola çıkmamak lazım ama hakikaten evinin önünde araç duruyor. Bir ekip duruyor. Ekip onu davet ediyor, alıyor. Çok güvenmeden insanların her çağırdığı yere gitmemeliyiz. Şimdi Murat Bey'i arayacağız. İnşallah o da kabul eder, gelir. Çalıyor. Efendim? Murat Bey'le mi görüşüyorum? Evet, buyurun. Murat Bey merhabalar. Ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programından arıyorum. Sizi nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Ayşegül Hanım? Çok teşekkürler, iyiyim. Murat Bey, programımıza küçük kızınız Irmak başvurdu. Biz... Irmak. Evet. Küçük, evet, buyurun. Küçük kızınız, evet. Biz sizi programımıza davet etmek istiyoruz, mümkün mü? Yani niçin başvurmuş, neden başvurmuş bilemiyorum ama... kim olduğunuzu açıkçası pek anlamış değilim. Evet, evet dedim ama... Ben bir televizyon programından arıyorum. Programımızın ismi Bir Şansım Olsa. İsmim de Ayşegül Günay. Eğer programımıza gelebilirseniz bugün biz küçük kızınızla da sizi yan yana getirmek istiyoruz. Tamam Ayşegül Hanım, elimde biraz işler var, onları halledip gelmeye çalışacağım bulunduğunuz yere. Tamam, çok teşekkür ediyoruz Murat Bey, görüşmek ben, üzere, sağ olun. Ben teşekkür ederim, şükürler. İnşallah o da gelir, inşallah güzel bir kavuşma yaşanır. Sıkıldın mı beklerken? Sıkılmadın değil mi? Güzel bir yer burası. Irmak, annen de baban da geliyorlar. Konuştuk onlarla. Aslında formatımız gereği senin bir şey bırakman gerekiyordu araçtaki kasamıza. Kendini hatırlatmak için. Ama sen küçük ve tatlı bir kızımızsın. Bize başvurdun. Tek başına karşımda oturuyorsun şimdi. O yüzden ben annene de babana da senin yanımda olduğunu, bize başvurduğunu söyledim. Onlar da gelmeyi kabul ettiler. Gelecekler inşallah. Nasıl tanışmış annenle baban, bir anlat bakalım. Biliyor musun? Biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. Annemle babam yani büyük aşıklarmış. Birbirlerini çok seviyorlar. Annem babamı görmüş ve ona aşık olmuş. Onunla da kaçmış. Kaçmış? Evet. Niye kaçmış? Vermemişler mi dedenle anneanne? Evet. Çünkü dedem onların ayrılmasını istiyormuş. Onları sevmiyormuş beraber olmalarını. Bu yüzden yani annem daha mutlu olabilmek için babama kaçmış. Sonra evlenmişler. Balayına gitmişler. Babam anneme çiçekler almış, gezmişler, eğlenmişler. Böyle geçmiş aşkları. Peki dedemle birlikte yaşıyoruz dedin şimdi. Evet. Nasıl ilişkileriniz? Yani evde nasılsınız? Mesela büyük mü dedenin evi?
rahat edebiliyor musunuz? Yani bayağı bir kalabalık yaşıyorsunuz. Ablan, annen, anneannen, sen, deden, değil mi? Evet. Şöyle, dedemin evi küçük Ayşegül teyze, biraz küçük. Annem, ablam ve ben üçümüz aynı odada kalıyoruz. Dedemle anneannem ise kendi odalarında. Yani orada pek rahat edemiyoruz. Senin ablanla ilişkin nasıl? Ablamı seviyorum, yani çok seviyorum, öyle diyeyim. İki kardeşsiniz zaten, evet, ablan ve sen. Evet. Seviyorsun ablanı. Evet, onunla mutlu oluyorum. Yani bana destek oluyor. Benimle vakit geçiriyor. Bana masallar anlatıyor mesela. Sever misin masal dinlemeyi? Evet, çok severim. Ve bana diyor ki, ikimiz de okuyacağız ablacığım, tamam mı diyor. Sorunlarımızdan kaçabilmek, daha büyük, güzel bir evde yaşayabilmek için okumamız gerekiyormuş, çalışmamız gerekiyor. Sorunlarınız ne? Bundan söz ediyor musunuz hiç? Yani pek söz etmiyoruz açıkçası. Ama ablan diyor ki sorunlarımızdan, evet, kaçabilmemiz, sorunlarımızı çözebilmemiz için okumamız gerekir diyor. Demek ki ablana göre sorunlarınız var, öyle mi? Evet. Hiç sormadın mı ablana? Abla ne bu sorunlarımız demedin mi? Yani pek sormadım. Peki senin dedenle aran nasıl? Dedemi biraz seviyorum, biraz da sevmiyorum çünkü sinirli birisi yani. Çok kaba olduğu zamanlarda oldu. Eve gelince onunla pek yani etrafında olmuyoruz, onunla görüşmüyoruz. Odamıza gidiyoruz. Ablanla dedenin arası nasıl? Ablamla dedemin arası nedense biraz bozuldu çünkü yani aslında sebebini tam olarak bilmiyorum. Ama şu zamandan beri bozuldu. Bir kere dedem ablama demişti ki, gelinlik sana yakışır. Ablam da o zamandan gelinlik beri. Evet. Ablam da o zamandan beri dedemle arası bozuk, pek konuşmuyorlar. Ama ablama da gelinlik yakışır aslında. Çok güzel bir kız çünkü. Sen de çok güzel bir kızsın ama ablan çok genç değil mi gelinlik giymek için? Lisede dedin değil mi? Evet. Evet. Gelinlik giymek için bence genç. Hem okumak istiyormuş, hayalleri var, idealleri var. Seni de katıyor onların içine, öyle değil mi? Evet. Dedem sinirli dedin, dedeler böyle tonton olur ya. Bizimkisi öyle olmuyor maalesef. Sizinki öyle değil. Evet. Ne yapıyor sinirlenince mesela deden? Huysuzlanıyor. Yani ben işten gelince stres olduğunu düşünüyorum ama. İşten geliyor, bir sinirli hali var, o yüzden işe veriyorsun bu sinirini, öyle mi? Evet, öyle düşünüyorum. Anladım. Annenle baban neden ayrılmışlar, bunu biliyor musun Irmak? Annemle babam ayrı... kusura bakmayın. Yok, biraz rica şey ederim. Oldum. Hiç, heyecanlandım. Hiç, yok, hiç heyecanlanma. Annemle babam anlaşamamışlar. Yani bir konuda tartışmışlar sanırım, öyle bir şey olmuş ama İyi, anlaşılabilir. Yani modern bir şekilde ayrılmışlar. Sonra da annem zaten dedemin yanına taşınmış. Ama annen bir daha evlenmeyi düşünmedi. Baban da sanırım düşünmedi. Biliyorsun değil mi bunları? Evet, yani ama annem evlenmese bile hala babamı sevdiğini düşünüyorum. Yani dedemden daha çok babamın yanında mutlu olacağını düşünüyorum. Evet, annen gelmiş. Bakalım baba ne zaman gelecek ama ben şimdi annenin yanına gideceğim. Tamam. Tamam mı Irmak'cığım? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umuyorum ki annem bana kızmaz çünkü ondan biraz gizli oldu ama sürpriz yapmak istedim. Hem siz varsınız. Niye kızsın, kızmaz? Aa canım benim. Eller falan da terlemiş. Kuşum sakin ol. Sakin ol güzel kızım. Tamam. Tamam. Oyalanmayız zaten. Geliriz bence birazdan. Ha? Tamam. Nuray Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, ben de iyiyim.
Turay Hanım kızınız içeride. Hı hı. Yani sakin olun, rahat olun. Hani bir sıkıntı yok şu anda burada. Kızım iyi mi? Kızınız iyi, hiçbir problem yok. Merak etmeyin. Ama ben biraz sizinle sohbet etmek istiyorum içeride. Tamam. Azıcık onun yanına gidelim, konuşalım. Tamam. Normalde aracın içinde sohbet ederdik ama bugün formatımızın da dışına çıktık birazcık. Anladım. Ben kızınızı çok bekletmek istemiyorum yalnız. Buyurun gidelim. Peki. Buyurun. Buyurun şöyle Nuray Hanım, geçin. Kızmayın ne olur. Irmağın başvurusu üzerine biz Murat Bey'i de aradık. O da gelebileceğini söyledi. Öyle mi? Evet. Murat Bey'le barışmak ister misiniz? Evet. Irmak'cığım, biz biraz annenle yalnız konuşsak, sen böyle ekip arkadaşlarımızla oyalansan biraz olur mu? Olur. Canım çok uzaklaşma, buralarda ol. Tamam. Tamam. Merak etmeyin, merak etmeyin. O emin ellerde şimdi. Hadi bakalım. Nuray Hanım, bir panik oldunuz siz. Sanki yani Murat Bey'in buraya gelmesini istemiyorsunuz. Yok, kesinlikle istemiyorum. Hatta yani şu anda geliyor mu yolda mı? Yani bir işi varmış ama gelebileceğini söyledi. Neden istemiyorsunuz? Ben kesinlikle o adamla bir araya gelmek istemiyorum. Aşkına. Kesinlikle olmaz. Neden? Kızınız yani öyle bir tablo çizdi ki bana, annemle babam birbirini çok sever, çok aşıklar. Ve birbirlerini hala seviyorlar ve onlar yan yana gelmeliler dedi. Kızımın gözünde babasıyla öyleyiz ama kızımdan her şeyi sakladım ben. Büyük kızımla ben küçük kızımdan her şeyi sakladık. Neden? Bana hayatı zindan etti. Benim kızınızdan çocuğum... niye sakladınız? Küçük kızınızdan. Çünkü onun yüzünden benim kızım hasta doğdu. Hasta büyük... mı doğdu? Evet. Irmak. Evet, Irmak hasta doğdu. Bir rahatsızlığı mı var? Evet. Nesi var? Şimdi ben hamileyken çok şiddete maruz kaldım. Psikolojik ve fiziksel. Ve benim moral bozukluğum, sinirim, stresim, her şeyim bebeğime yansımış. Bunu ben doğumdan sonra öğrendim. Kızım iki sefer bayıldı evde. Doktorlar söyledi bana. Neden böyle bir şey olduğunu sordum. Doktorlar dedi hamileyken çok stres altında olmuşsunuz. Moraliniz yüksek değilmiş. Ve bu bebeğe yansımış dediler. Hamileyken mi şiddet gördünüz? Irmak mı bayılıyor? Evet. Epilepsi falan? Evet. Bir anlatır mısınız baştan? Yani sizin Irmak'ın çizdiği gibi bir tabloda işiniz yok anladığım kadarıyla. Aynen. Ben baba şiddetinden kaçmak için bu adamla evlendim. Evet, nasıl tanıştınız? Oradan başlayalım. Evet. Bunun baba şiddetinden kaçmak için. Evet, baba şiddetinden kaçmak için ben bu adamla evlendim. Dedesinin biraz sinirli olduğunu söyledi hatta şimdi. Evet, Irmak. Çok sinirlidir. Her şeye bir şey bulur yani. Bir şekilde sinirlenir. Bir bahane bulur. Babam öyle bir insandır. Murat'ın CD dükkanı vardı. Biz gün içinde annem, kardeşlerim, ben oradan film kiralayıp oturup gün içinde izliyorduk. Bir gün yine gittim. Böyle tanıştık. Çok yakın davrandı bana. O kadar iyi göründü ki gözüme, anlatamam. Etkisinde kaldım. Sonra bir gün yine tekrar film kiralamak için dükkana gittim. Ben oradayken babam eve gelmiş. Yarım saat eve geç kaldım diye babam beni dayaktan öldürdü. Murat Bey'le CD sattığı dükkanda tanıştınız. Evet. Sonra gittiniz, vakit geçirdiniz. Eve döndüğünüzde babanız karşıladı sizi. Evet. Eve geç kalmıştınız. Evet, ben dedi yarım saattir evdeyim dedi. Sen dedi benim adımı çıkarmak mı istiyorsun, adımı lekelemek mi istiyorsun dedi. Demek ki eve gelmesem dedi. Haberim olmayacaktı dedi. Yani hem bu lafları saydı bana, çok aşağılayıcı kelimeler kullandı. Hem vurdu.
kaç yaşındaydınız? 21. Dayak yediniz. Evet, hep şiddet görüyordum babamdan. Kaç yaşından beri, çocukluğunuzdan beri? Tabii ki. Anneniz ne yapıyordu? Annem karşı gelemiyordu. Annenize şiddet uygular mıydı? Annem çok aramıza girerdi böyle. Bu sefer de annemi dövmeye başlardı. Ben odaya kaçardım. Bunun üzerine dayak yediniz. Evet. Sonra gidip Murat'a durumu anlattım. Hatta bana dedi ki, bir gün senin bu baban elimde kalacak dedi. Beni sakinleştirdi, eve gittim. Sonra bir gün yine buluştuk. Dedim, benimle evlenmeyeceksen beni dedim oyalama. Sözleştik, anlaştık. Arabayla bizim evin bir alt sokağında beni bekledi. Bir peçete rica edebilir miyiz? Buluştunuz. Evet, çünkü kaçmaya karar verdik. Çünkü baba dayağından kurtulmak istiyordum. Çok çaresizdim. Kaçtık. Kayınvalidemlerin evine gittik. Onun ailesine. Ailesi karşı çıktı. İstemedi sizi. İstemediler. Yani babamdan dolayı. Sen bu adamın kızını nasıl kaçırırsın? Bizim başımızı mı yakacaksın? Gibi sözler duydum. Odada konuşuyorlardı ama ben seslerini duyuyordum. Babanızı tanıyorlardı. Tabii ki. Babam tarifsiz bir insandı Ayşegül Hanım. Yani çok zalimdi. Acımasızdı. Çok acımasızdı. O kadar acımasızdı ki. Bazen hani düşünüyordum, bu adam gerçekten benim babam mı? O derece. O derece. Korkunç bir şey bu. Evet. Bu korkunç bir şey. İnsanın kendinden bedenen daha zayıf birine vurması kadar aciz bir durum olamaz. Olamaz. Her ne olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun, bir erkeğin gücü muhakkak bir kadına bu anlamda yeter. Bu mudur yani? Çocukluğumdan beri dayak yiyen bir insandım. Ya her şeyime karışırdı. Onu niye giydin? Bunu niye yaptın? Kimle konuşuyorsun? Yani şöyle düşün, mahallede hiç arkadaşımız yok bizim. Yani komşularımız, babam yüzünden hiçbir arkadaşımız bizimle arkadaşlık etmiyor mahalledeki çocuklar. Kesinlikle. Size gelip gidemiyorlardı. Bize gelip gitmiyorlar. Hani biz onlara yaklaşmaya çalışsak bile kesinlikle muhatap olmuyorlardı. Yaşadığınız şiddeti biliyor, tabii görüyorlar ki mıydı? Tabii ki. Bütün mahalle şahitti yaşadıklarımıza. Babanız sağ. Hala evet. Babanızla birlikte yaşıyormuşsunuz. Evet. Şu an nasıl? Şu anda biraz daha yaşlandı. Hala şiddete devam ediyor mu? Şiddete devam edemiyor artık yaşından dolayı da ama yine kavgalarımız devam ediyor, tartışmalar. Hı hı. Şiddet uygulayamıyor. Çünkü çok yaşlandı artık. Çocuklarınıza falan herhangi bir şey yaptı mı? Büyük kızıma şiddet uyguladı. Uyguladı? Evet. Ne yaptınız o zaman? Çok kötü oldum. Benim evladıma, benim gözümün önünde vurdu. Benim kızım 16 yaşında ve okuyor. Bundan sonra dedi okumayacak dedi. Evlendirelim dedi. Benden zorla imza istedi. Ben dedim vermem, benim kızım daha küçük. Evlendirelim dedi. Evet, evlendirmek istiyor kızımı. Irmak az önce bir şey söyledi. Sana gelinlik yakışır falan gibi bir şeyler söyledi. Evet. Dedem dedi. Evet. Ablam güzeldir diyor yavrum, yakışır diyor gelinlik diyor.
Ben de şey dedim, küçük değil mi dedim gelinlik giymek için. Ama yavrum o da küçük, onu algılayacak durumda değil ki çocuk. Aynen, yaşı çok küçük, olayları bilmiyor. Biz Derin'le her şeyi ondan sakladık. Derin mi büyük kızınız? Evet, büyük kızım bana arkadaş oldu. O benim her şeyimdir, sırdaşım, en yakın dostum, arkadaşımdır. Ah yavrum, ah. Çünkü bütün yaşadığım kötü olaylara benim evladım şahit oldu. Küçücük omuzlarına neler yüklemişsiniz onun da ya. Ve biz Derin'le Irmak'a hiçbir şey yansıtmamaya çalıştık. Öyle olaylar olmamış gibi, o tür şeyler yaşamamışız gibi. Derin kötü şeylere şahit oldu mu? Evet. Babası beni döverken canını şahit oldu. Gördü. Evet, babası beni sopayla dövüyordu. Sopayla dövüyordu. Eve alkollü gelmişti. Ya Allah aşkına, sosyal hizmetler var. Bir sürü kurum var, kolluk kuvvetleri var. Ne olur bunlara müsamaha göstermeyin artık kadınlar. Hemcinslerim, size sesleniyorum ya. Yemeyin şu dayağı, dayağı yiyip oturmayın. Çocuklarınız hele buna şahit oluyorsa, Allah aşkına bunlara müsaade etmeyin ya. Gerçekten üzülüyorum. Ne yaptınız, bir şey yapmadınız mı yani? Hani bir yere şikayet etmek, ne bileyim hani kendinizce. Yok, kendime gelip uyandığımda Derin başımda ağlıyordu. Anne diye feryat ediyordu. Ah yavrum ya. Aynada kendime baktım. Vücudumda morluklar vardı. Sonra kızımla birlikte, Derin'le birlikte hastaneye gittik. Dart rapor aldım ama şikayetçi olamadım. Neden? Korktunuz. Evet. Gidebileceği de bir yer yok. Hani dese ki babamın evine gideyim, babadan zaten dayak yiyormuş yani. Nereye gidecek yani? Aslında gidebileceğiniz o kadar çok şey, yer var ki. Başvurabileceğiniz, sığınabileceğiniz yerler var ki ama bilmiyorsunuz işte. Araştırmanız lazım, bilmeniz lazım, öğrenmeniz lazım. Kendinizi bu durumlara asla düşürmemeniz lazım. Nuray Hanım, ben o DARP raporunu almak istiyorum. Görmek istiyorum. Derin de gelse buraya, Derin'le de biraz konuşsak. Derin raporu getirebilir mi? Elinizde mi hala DARP raporu? Evet, elimde. Getirebilir mi? Getirebilir. Tamam. Yalnız Irmak bizi duymasın konuşmaları. Yok, hayır, ondan rahat olun. Çünkü hiçbir şeyden haberi yok. Anladım, anladım. Merak etmeyin, dışarıda. Ben sizden bir şey rica ediyorum şimdi. Nedir? Derin'i arayın. DARP raporunu da yanına alsın. Ekibimiz Derin'i buraya getirsin. Peki. Tamam. Ben de eski eşinizi arayacağım Murat Bey'i. Buraya gelmemesini söyleyeceğim. Evet, lütfen gelmesin. Merak etmeyin. Tamam, görüşürüz. Murat Bey'i arıyoruz. Efendim? Murat Bey, tekrar merhaba. Merhaba Cüneyt Hanım. Şu an neredesiniz? İşim var biraz. Onları halletmeye çalışıyorum. Geleceğim ama uğrayacağım size. Murat Bey, ben size bir şey söylemek istiyorum. Gelmenize gerek kalmadı. Size çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun, iyi günler diliyoruz. İyi günler. Çok da umurundaydı sanki Murat Bey. Efendim anneciğim, neredesin? Ne yapıyorsun? Dışarıdayım anneciğim, bir işim var. Sen neredesin, evde misin? Evdeyim, ben oturuyorum normal. Kızım bak şimdi bir şansım olsa programındayım. Biz Ayşegül Hanım'la konuşurken benden DARP raporunu istedi. Tamam. Hatta şu anda araba seni almaya geliyor. DARP raporunu alıyorsun. Ekip arabasıyla birlikte buraya yanıma geliyorsun. Tamam mı canım? Tamam, geliyorum. Eminsin değil mi bir şey olmadığından? Yok anneciğim, bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Sen raporla birlikte benim yanıma gel. Tamam.
dikkat et yine de hadi. Görüşürüz. Tamam kuzucuğum, hadi görüşürüz, öptüm. Bekleyelim bakalım DARP raporunu, görelim. Biz ne yapabiliriz? Nasıl yardımcı olabiliriz? Onu düşünelim. Murat Bey'le Nuray Hanım'ı barıştırmayı düşünürken bambaşka bir şey çıktı ortaya. Olsun. Sağlıklı olan olsun. Rahat olun lütfen. Konuştum ben Murat Bey'le, gelmiyor. Gelmesini istemediğimi söyledim. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Ne demek? Kızınızı aradınız mı? Aradım, konuştum. Geliyor mu? Geliyor. Gelsin. Evlendiğim zaman başladı dediniz değil mi bu şiddet olayları? Yok şöyle, bir süre sonra. İlk evlendik, bir yıl geçti. Kızım Derin'e hamile kaldıktan sonra başladı her şey. Hamileliğinizde başladı. Evet. Hamilelikte dayak yediniz. Evet. Ama Irmak'ta da dayak yediğinizi söylemiştiniz ama tabii. Derin'de bir problem çıkmadı sanırım değil mi? Hayır. Irmak'ta oldu. Her şey Irmak'ta oldu. Yani siz bunları yaşarken hiç bir yakınınız yok muydu sizin? Ne bileyim, bir kardeşiniz, akrabanız, komşunuz? Hayır Ayşegül Hanım, çok yalnızdım. Etrafımda yani derdimi anlatacak hiç kimsem yoktu. Nasıl bir süreçti hamileliğiniz? Çok kötü. Kötü derken? Halsiz kalıyordum hani, bazen ev işlerini yapamıyordum. Eşim bir taraftan sorumlu. Eve geç gelirdi, alkollü gelirdi. Bir şey desem beni döverdi. Ağzımı açıp tek kelime konuşamıyordum. Yani neredesin diyemiyordum. Hesap sormak gibi bir yetkim yoktu. Ne yaptı başka size? Ne yaptı? En kötüsü aslında şöyle. Bir gün komşum bir olayı anlattı bana. Komşumun abisi bir eğlence mekanına gidiyor. Orada Murat'ı başka bir bayanla sarmaş dolaş görüyor. Bir de. Evet. Her şey tammış gibi. Sanki bir tane kadına sahip çıkabilmiş gibi. İkinci bir kadına kucak açıyor, öyle mi? Evet. Ne güzel. Ben bunu duydum ve Murat'a söyledim. Dedim sen ne yapıyorsun? Sen kimsin, bana hesap soruyorsun falan. Tabii yine her zamanki gibi dayak yedim. O komşularımla bir daha görüşmeyeceksin dedim. Ne hissettiniz başka bir kadınla sarmaş dolaş olduğunu duyunca? Yani üzüldünüz mü, kıskandınız mı? Nasıl bir duyguydu? Çok üzüldüm. Hatta daha kötüsünü yaşadım diyebilirim. Ne gibi? Bana bir gün dedi ki, belki de en yıkıldığım an buydu, bilmiyorum. Ben dedi başkasını seviyorum. Hayatımda başkası var. Evimizin alt katına da o gelip yerleşecek dedi. Ve sen dedi, onun yemeğini yapacaksın, temizliğini yapacaksın. Yok artık. Evet. Kuma. Evet. Bir nevi. Evet. Üstünüze kuma mı getirdi? Getirdi mi? Evet, getirdi. Şaka gibi ya. Kuma geldi üstünüze. Evet. Ve o sizin alt katınızda yaşadı, siz de üstte. Evet. Ve ben onun temizliğini yaptım.
yemeğini yaptım. Yapmasam canımdan olacağım çünkü. Kızım zaten her şeyi görüyor, yaşıyor. Her şeye şahit oluyor. Derin o zaman doğmuştu. Evet. Irmak? O daha sonra. Hamile miydiniz o sırada? Hı hı. Niye ikinci çocuğu düşündünüz? Yani ya düşündünüz derken yani ne bileyim. Ya şöyle oldu. Ya bunca yaşanana rağmen bir önlem alabilirdiniz kendinizce Nuray Hanım yani. O kadar da değil. Hangi devirdeyiz yani? Ya şöyle oldu Ayşegül Hanım. Bir ara Murat o kadar düzeldi ki. Yani o adam gitti, melek gibi bir adam geldi sanki. Sonra ikinci kızıma hamile kaldım. Sonra tekrar değişti tabii. Eşinizin düzeldiğine inandınız. Hı hı. Bir kere bir şey yapıyorsa bir insan ikinciyi de yapar, üçüncüyü de yapar. Bunu unutmayın. Yani başıma bu geldi, bir daha yapmaz demeyin. Fırsat bulursa yahut otokontrolünü yitirirse muhakkak yine yapar. Buna inanın yani. Tabii yani babanızdan da şiddet gördüğünüz tabii için, anneniz de bunlara sessiz kaldığı için... Tabii ki. ...dönüp gidebileceğiniz bir yer yoktu. Hiç, yani sığınabileceğim hiçbir yer yok. Bir de kaçtınız. Evet. Kaçtığınız için ailenize belki yüzünüz yoktu. Tabii zaten... Siz bu adamdan nasıl boşanabildiniz? Yani boşanmaya nasıl karar verdiniz? Boşanma şöyle oldu. Ben aşağıdaydım. Yine kumamın evindeydim. Büyük kızım Derin koşarak geldi. Anne. Nasıl da rahat söylüyorsunuz ya. Sanki arkadaşımın evindeydim der gibi. Kumamın evindeydim yani. Büyük kızım Derin koşarak geldi. Feryat ederek. Anne dedi koş. Irmak bayılmış. Kolonya falan döktüm. Kendine getirdim. Herhalde dedim hani yediği bir yemek falan dokundu dedim. Yatağına yatırdım. Başında bekledim öyle. Sonra birkaç gün sonra tekrar bayıldı benim çocuğum. Bu sefer kaptığım gibi doktora götürdüm. Doktora gittiğimde kızım kendine geldi. Ve doktorlara sordum hani nesi var falan dedim. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Doktorlar dedi ki epilepsi. Bayılma sebebi bu dediler. Baba bu arada ne yapıyor? Yani bu çocuğun bayıldığını falan biliyor mu? Biliyor, hiçbir şey yapmıyor. İlgilenmiyor. Yani. İlgilenmiyor. Umrunda değil yani. O kumam dediğiniz insanla da herhalde uzun bir zaman geçirdiniz siz. Irmak'ta doğduğuna göre. Tabii, evet. Nasıl dayandınız Nuray Hanım ya? Nasıl dayandınız? Neler çektiğimi bir Allah bilir, ben bilirim. Yani doktorlara sordum. Dedim ki bu neden oluyor? Bu hastalığın sebebi nedir? Siz dedi hamileyken çok stres yaşamışsınız dedi. Çok böyle moraliniz bozukmuş. Yani annenin yaşadığı bütün olumsuzluklar bebeğe yansır dedi. Dayak yemişsiniz daha ne olsun. Yani sonra eve geldim. Ayrılmak istediğimi söyledim. İyi cesaret öyle bir adama. Aynen. Ne dedi? Benden nafaka bekleme dedi. Şu anda çocuklarını alıp gidebilirsin dedi. Ben gecenin bir yarısı yanımda iki tane çocuğumla işte ufak tefek önemli eşyalarımı yanıma alarak baba evine döndüm. Ondan da tek kuruş nafaka talep etme. Bir gün aşağıdayım. Temizlik yapıyorum. Kumam bana dedi ki, kendine dedi bir kahve yap gel, otur dedi konuşacağız. Pişkinliğe bak. Ben dedim kahve falan yapmam, seninle de konuşacak hiçbir şeyim yok dedim. İşimle ilgileniyorum. Sonra kahve yapıp geldi. Başladı konuşmaya. Ben böyle bir insan görmedim. Bana dedi ki, ben dedi görüyorsun dedi. Çok dedi bakımlı bir kadınım dedi. Bir peçete rica edebilir miyiz?
Teşekkürler, buyurun. Görüyorsun, ben bakımlı bir kadınım dedi. Her şeyine dikkat eden, son derece bakımlı bir kadınım dedi. Güzel. Dedim. Benim yerime dedi, hamile kalıp çocuk doğuracaksın dedi. Doğuracaksın. O çocuğu bana vereceksin dedi. Oldu. Çocuk bile sipariş etti size yani. Şaka mı bu ya? Ne dediniz? Sonra kavga çıktı. Kavga ettik. Ben yukarıya çıktım. Her şeyi bıraktım, aşağıda yukarıya çıktım. Akşam eşim işten geldi. Eşim, ben kapıyı kilitlemiştim zaten. Çocuklarımla yukarıda oturuyorum. Eşim kapıyı öyle bir yumrukluyor ki. Eyvah aç dediniz. Aç kapıyı diye. Kızlarımı odaya kapattım. Onlar sesimizi duymasınlar diye. Çünkü şiddet göreceğim biliyorum. Beni dövecek. Büyük kızınız bunlardan haberdar ama Irmak tamamen habersiz, evet, değil mi? Evet, aynen. Hiç görmedi, şahit olmadı değil mi? Hiç yansıtmadı ama. Onları odaya kapattım, kapıyı açtım. Öyle bir iftira atılmış ki... ben güya kumama demişim ki... bu evden gideceksin. Sen nasıl o insanı kovarsın? Sen kimsin? Bu evde gidecek birisi varsa o sensin. Anlatmaya çalıştım ama dinlemedi ve yine dayak yedim. Ya. Ya. Bunları tamam, yani bir çocuğun bilmesi gerekmiyor. Ne yazık ki derin şahit olmuş, öğrenmiş. Ama küçük kızınız da bu kadar hani bir kafasında kurduğu bir anne baba hayaliyle yaşamış bugüne kadar. Ve buraya geliş sebebi de bu. Ya bu ne kadar doğru bilmiyorum. Ona bir biçimde bir pedagog eşliğinde bunun anlatılması gerekiyor bence. Ya en azından yani sizin gördüğünüz şiddet değil belki ama anneyle babanın yan yana gelemeyeceğinin bir biçimde Irmak'a da anlatılması gerekiyor. Ne dersiniz? Yıllardır hep sakladım, gizledim ondan. Bunu nasıl söylerim, nasıl anlatırım bilmiyorum. Siz değil, bir uzman yardımıyla olabilir bu ancak. Yani, siz de yanında olabilirsiniz tabii ama çocuğun en azından şunu bilmesi gerekiyor bence. Annemle babam hani birbiriyle yan yana gelemezler. Bir biçimde bu ona söylenmeli. Bu gerçeği öğrenmesi gerekiyor. Evet. İleride siz anlatmak ister misiniz, istemez misiniz? Artık o sizin bileceğiniz bir şey tabii yani. Ama yine de yani ayrılabilmişsiniz, boşanabilmişsiniz, kurtulamayanlar var yani. Kurtulamayıp canından olanlar var. Adam asla boşanmak istemiyor ya da boşasa bile kadını ne yapıyor? Çekiyor, vuruyor, çekiyor, bıçaklıyor. Yalan mı? Yani Allah'ın verdiği canı acımasızca onlar alıyor. Sizi rahatsız etti mi boşandıktan sonra hiç Murat Bey? Hayır. Etmedi. Baş vermiş. Ne aradı, ne sordu? Ne yapıyoruz, neredeyiz? Ne yersiniz, ne yeriz, içersiniz? Ne bu çocuklar okuyor mu? Ama babanız da yanına aldığı halde eski davranışlarına devam etti yani. Tabii ki. Zaten hani torunlarıyla hiç muhatap değildi. Evin içinde bir şey olsa işte annenize bakın da örnek alın. Anneniz gibi olmayın.
Böyle hep bir... Sizi kötü bir örnekmiş gibi lanse etti. İmalı konuşmalar. Bu evden o değil sen gidersin dedi. Yine dayak yediniz. Darp raporunu da o gece mi aldınız? Evet, o gece aldım. Ha, gel anneciğim, kızım da geldi. Gel, gel bakalım güzel kız, gel gel. Baba, ne oluyor? Yok şu anneciğim. Ha. Sıkıntı yok, konuşuyoruz. Hoş geldin Derin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz? Çok teşekkürler. Küçük kız kardeşin seni çok seviyor. Evet, biliyorum, ben de onu çok seviyorum tabii evet, ki. Canım benim. Programımıza başvurdu biliyor musun? Evet, söyledi evet. Annem telefonda. Evet, anneyle babayı yan yana getirmek istiyor ama ben annenle bir süredir konuşuyorum burada. Yan yana gelmemeleri gerektiğini... Bence de kesinlikle. ...düşünüyorum. Gelmemeleri gerek. Evet, evet. Çünkü her şeyi biliyor. Derin, yani... senin için de biraz zor olabilir ama biraz anlatır mısın? Neden yan yana gelmesin annenle baban? Yani o evde yaşadıklarımızı biz biliyoruz. Hani anlatmak çok zor. Irmağı hiç yansıtmamaya çalıştık ikimiz de. Ama yani... bilmiyorum. Deden seni evlendirmek istiyormuş, öyle mi? Evet, yani... Böyle bir şey olur mu ya? Şuna bak, daha küçücük. Küçük baba. Ne dedi deden sana? Deden sana şiddet de uygulamış galiba, öyle mi dedi? Evet, birkaç kere hani karşı çıkıyoruz çünkü. Anneme falan sesimi yükselttiği zaman dayanamıyorum yani. Dayanamıyor, aramıyor. Özellikle Irmak hassas noktam. Yani direkt yüzüme karşı söyledi aslında, evden bir boğaz eksilecek, gitmen lazım diye. Annem bilmiyor büyük ihtimalle ama yani benim için başlık parası bile aldı. Başlık parası bile aldı. Kaç yaşındasın sen? 17 yaşındayım. 5 ay sonra 18'ime basacağım. Ki dedem de reşit olmamı bekliyor zaten. Yani muhtemelen evlenmek istemezsem, ki böyle bir şey söz konusu bile değil, şiddet uygulayacak, evden uzaklaştırmak için elinden geleni yapacak. Biliyorum, tanıyorum dedemi. Mutsuzsun dedenle birlikte yaşamaktan. Evet. Ne olmak istiyorsun, ne yapmak istiyorsun? Ben sosyal hizmet görevlisi olmak istiyorum. Üniversitede sosyal hizmetler okumak istiyorum. Benim yaşadıklarımı, bizim yaşadıklarımızı anlatamayan insanları çok iyi anlayabiliyorum. Çok zor yani. O yüzden üniversitede sosyal hizmetler okumak istiyorum. Ama tabii kendi imkanlarımla hazırlanmaya çalıştığım için zor biraz. İnşallah okursun. İnşallah. Maşallah akıllı kızların var. Teşekkürler. Peki Derin, annenle baban boşandıktan sonra sen babanla hiç görüştün mü? Ben bir kere baba özlemi çektim ama sadece bir kere yani. Baba özlemi. Konu, evet. Okulda böyle arkadaşlarım babalar gününde babalarıyla yaptıklarını anlattılar. Özendim, babamla konuşmak istedim. Beni dedemin baskısından kurtarabileceğini düşündüm. Güzel şeyler yapabileceğimizi düşündüm. Yani ne bileyim, gezeriz dedim, hafta sonunu beraber geçiririz dedim. Hani belki ona sarılırım dedim. Beni gerçekten hala sevdiğini düşündüm. Aradım, konuştuk. Bir pastanede yarım saat çay içtik. Hiçbir şey istediğim gibi olmadı. Sonra da işim var deyip kalktı zaten. Bir daha da görmedim. Anın var mı babanla ilgili küçükken güzel hatırlayabileceğin bir şey? Küçükken güzel pek şeyler hatırlamıyorsun. Yok. Evet. Zaten sildim, silmeye çalışıyorum. Irmak senin yaşadıklarını yaşamamış, şanslı. Evet. Ne yazık ki bu anlamda şanssızsın Derin. Yani küçük yaşta omuzlarına büyük yükler yüklenmiş. Yani o hiç bir şey bilmiyor, habersiz. Sen bilmiyorum. De bir abla olarak bayağı korumacı evet. Görünüyorsun. Asla yani böyle bir şey yaşamasına asla izin vermem. Küçükken böyle bir anımızı hatırlıyorum Irmak'la. Babamla yok belki ama Irmak'la çok var. Hı-hı.
paramı biriktiriyorum ben üniversite için, üniversite okumak için. Ama işte dedemle işler birazcık kötüleşebiliyor. Kötüleşecek de öyle görünüyor. Evet, öyle görünüyor ve kötü. Annemle eskiden hep Irmak'a böyle babamla kavga ettiklerinde odaya saklardık, onunla beraber saklanırdık. Evet. İşte dedemle olduğu zaman da duymasın sesleri diye. Duymasın sesleri diye ben harçlığımı biriktirdim, ona bir MP3 aldım. Böyle çok tatlısı takardı böyle yatakta, hayaller kurardı, bana da anlatırdı. Kardeşine okumanız gerektiğini söylemişsin Meryem. Evet. Çok güzel söylemişsin. Kesinlikle yani. Annemin yaptığı hatayı, yani dedeme sinirlenip okulu bırakmak gibi bir hatayı kesinlikle yapmamamız lazım. Yani geçmiş geçmişte kaldı. Böyle şeyler yaşamış olmak geçmişte tabii ki çok kötü. Çok etkiliyor. Ama bu beni daha da hırslandırıyor. Çok daha büyük şeyler yapmak istiyorum. İkisini alıp gitmek istiyorum oradan. Çok daha büyük evlere çıkalım. Irmak'ın çok daha güzel oyuncakları olsun. Çok daha büyük hayaller kursun istiyorum. İnşallah. Çok güzel şeyler diliyorsun. Çok güzel şeyler istiyorsun. Şimdi ben de size şunu söylemek istiyorum. Dededen ve babadan gördüğünüz şiddeti bir daha görün istemiyorum. Biz ekip olarak size elimizden gelen yardımı yapacağız. Buna inanın. Teşekkür ederiz. Kızlarınız güzel güzel, rahat rahat, huzurlu huzurlu okusun. İyi bir sosyal hizmetler kurumuna sizi yerleştirmek istiyoruz biz. Teşekkürler. Rica ederiz. Emin olun her şey daha iyi olacak. İnşallah. Muhakkak kontrolümüzde de olacak. Bütün bunlar. Sakın korkmayın. Cesur olun. Kadınlar cesurken çok daha güzeller. Irmak'ı da çağıralım mı? Tamam. Arkadaşlar Irmak'ı... Şunu siz alın artık, tamam. Gel bakalım Irmak, gel. Gel şöyle, gel. Gel bakalım. Güzel Irmak. Irmak'cığım, şimdi... Sana bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Şu aşamada annenle babanın yan yana gelmesi biraz zor. Tamam. Annen de ablan da bunu sana zamanla en güzel şekilde izah edeceklerdir. Tabii. Ama sana şunu söylemek istiyorum. Annenle ablanla beraber sizi daha güzel bir yere yerleştireceğiz biz. Cidden mi? Evet. Evet. Daha huzurlu, daha sağlıklı, daha mutlu olacağınıza inanıyoruz. Ablanla hayallerinize daha kolay, daha çabuk ulaşabileceğiniz bir yer düşünüyoruz sizin için. Tamam mı? Tamam. Kendi yerim mi olacak? Kendi yerimiz olacak inşallah. Ay, teşekkür güzel ederim. Kızım. Rica ederim. Ne demek? Ne demek? Ne demek? O zaman... ekibimiz sizi zaten sözünü ettiğim yere götürecek. Buyurun siz araca geçin, ben de geleceğim. Tamam. Hadi tamam. Bakalım. Şundan isterseniz. İnşallah Nuray Hanım ve kızlarını iyi bir sosyal hizmetler kurumuna yerleştireceğiz. Daha mutlu olacaklarına eminim. Kadınlarını geri bırakan bir toplum her zaman geride kalmaya mahkumdur. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.